üstündeki fırın ucunu açarsanız yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Malzeme bitirdi. Evet, evet. Bunu sayalım. Kaç lira yapıyoruz? 3 tane yumurtalık. Şimdi fırının adı Cezmi Kartay olduğuna göre çok eski bir fırın olmalı. Eski yaklaşık 22 yıldır. Ama Cezmi Kartay çok yıllar önce. Kartay ismi eski. Evet. Çok eski. Cezmi Kartay buranın eski valisi. Evet. Yunus'a 30 mu yazdın sabah? Evet. Ben Malatyalıyım. Bu ekmeğin adı ne? Loş tandır. Büyük olunca. Loş ekmeği uzun. İnce uzun. Bunlar tandır. Ne halde lokantalar mı istiyor sizden bu? Evet, bunu lokantalar istiyor. Müşteri de istiyor, çikolata için. Ha, çiğ köfte. Kebap için. Ha. Neyle ne yiyeceklerini biliyorlar Malatyalılar. Çiğ köfte, kebap, tandırla yenir. Loş yine çiğ köfte için. Çiğ köfte için. Evet. Henüz yağlı ekmeğiniz çıkmamış. O da ünlü. Yağlı ekmeğimiz tırnaklı bitti de şu an poğaçamız var. Ha, poğaçalar var. Malatya'nın yağlı ekmeği başka bir yerde yok herhalde. Başka bir ilde yok. Çıkardılar da Malatya'yı gibi çıkaramıyorlar. Mesela İstanbul'dakiler gelip buradan alıp götürüyor. İstanbul'da fırın olmasına rağmen evet, hem ekmek götürüyorlar hem yağlı ekmek götürüyorlar. Özlüyorlar dışarıdakiler. Abi 25 yaktan sonra... Normal ekmek, lahmacun, değil mi? Çeşitli tava yemekleri, güveç yemekleri, hepsi geliyor size. Malatya'nın neresindesin? Her tarafı diyelim, her yan benim. Bütün ilçeleri, bütün köyleri, bütün mahalleleri. Orada dolaştınız ya. Bir de severek dolaşıyorum. Ben gittiğim yerde böyle o kadar benimsiyorum ki oralı oluyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Bir de caddeye çıkayım, çekeyim. Adı çok güzel. Cezmi Kartay olunca. Çanta size mi? Evet. Çantayı da bıraktım. Gidiyorum. İşte bu kadar hevesliyim fırınlara. Teşekkürler. Leyla Allah'ım. Sağ olun. Evet, burada Malatya'nın en eski caddelerinden Cezmi Kartay Caddesi, eski valilerden Cezmi Kartay'ın adı verilmiş. Şimdi benim arkamda kalan bölge, yani
caddenin bir ucu Akpınar. Şimdi ben Sivas Caddesi'ne doğru gidiyorum. Diğer ucu Sivas Caddesi. Sarımda kalan Efe Garajı.